Adamın biri Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a geliyor ve diyor ki ben hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Bir şey öğrenmek istiyorum. Hayvanlar ne konuşuyor bilmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Hazreti Süleyman da hayvanların dilinden anlayan bir peygamberdi Aleyhisselam. Hazreti Peygamber olmaz diyor. Yani sen bunu öğrenirsen sırrı ifşa etmiş olursun ki o işlerin altında yatan hikmeti anlayamazsın. Dolayısıyla sen kendine zarar vermiş olursun. Olmaz diyor. Adam çok ısrar ediyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam da diyor ki tamam. Öğretiyor kendisine. Adam eve gidiyor. Eve giderken bakıyor ki ahırda hayvanlar kendi aralarında konuşuyor. Kendi aralarında konuşurken köpek horoza isyan ediyor. Diyor ki ben açlıktan ölüyorum. Bizim sahibimiz bize hiçbir şey vermiyor. Ben açlıktan ölüyorum. Ne olacak bu halimiz? Ne zaman bitecek bu açlığımız? Derken horoz diyor ki sabret. Yarın diyor adamın eşeği ölecek. Ölünce diyor sen bir ziyafet çekersin diyor. Adam bunları duyuyor. Hemen eşeği ahırdan alıyor sabah. Düşüyor pazarın yoluna. Gidiyor eşeği satıyor. Oh diyor kurtulduk. Eşek bizim yanımızda ölmedi. Tekrar geri geliyor. Yine ertesi gün hayvanlar bakıyor ki kendi aralarında konuşuyor. Kulak kabartıyor acaba ne diyorlar diye. Bu sefer köpek yine isyanda. Horoza diyor ki hani sen dedin ağanın adamın eşeği ölecek. Biz de bekliyoruz ki karnımız doysun. Horoz diyor ki adamın eşeği öldü. Ama başkasına sattı. Uyanıklık yapıp başkasına sattı evvelinde. Orada öldü diyor. Yani benim elimden bir şey gelmez diyor. Ama sen sabret diyor. Bu sefer diyor atı ölecek. Yine sen o zaman bir ziyafet çekersin. Adam bunu duyar duymaz. Vay efendim madem at da ölecekmiş hemen pazara sabah atı adam alıp götürüp satıp kurtulduk diyor. Kısa günün kârı hayvanları dilini bilmenin kârı diyor. Hemen atı da satıyor kurtuluyor. Sonra tekrar geliyor. Ertesi gün bakıyor ki yine köpekle horoz kendi arasında konuşuyor. Hemen kulak kabartıyor. Acaba ne diyorlar diyor. Artık köpek iyice isyanda. Diyor ki kardeşim sen bana dedin ki ağanın eşeği ölecek. Eşeğe götürdü sattı. Ağanın atı ölecek. Yemek bulacaksın. Götürdü sattı. Ne ziyafet gördük ne bir şey diyor. Ben artık senin sözüne itibar etmem diyor arkadaş. Sen diyor ne dediysen olmadı diyor. Horoz da diyor ki ya ben ölecek dedim. Ağa götürdü sattı ama sattığı adam da öldü diyor. Ben ne yapabilirim? Yani ağa erken davrandı, uyanıklık yaptı diyor. Ben diyor ne dediysem oldu diyor. Ben diyecek bir şeyim yok diyor. Ama diyor, ama burası çok önemli. Merak etme diyor. Yakında adamın kendisi ölecek. Adamın kendisi ölecek. Ziyafetler verilecek. Kazanlar kaynatılacak. Oradan artanlar da bize dökülecek. Biz de karnımızı doyuracağız diyor. Bunu dedikten sonra ağa tabii bütün bunları dinliyor ve artık sıranın kendisine geldiğini anlıyor. Şimdi gelelim sözün özüne. Hazreti Süleyman ne demişti? Sen bunları öğrendiğin zaman sabretmezsin. Sen bunları öğrendiğin zaman işleyişi değiştirmeye çalışırsın ki bu da yanlış olur, hata olur. Artık ağanın kendisi de öleceğini duyduğu zaman ne yaptı? Sizce ağa ister miydi bunu duysun, bunu öğrensin? Elbette istemezdi. Yani artık sıranın kendisine geldiğini öğrendi. Bunu değiştiremiyor. Yani bulsa, canını bir pazarda satsa, yeni bir can alsa çok ister adam. Ama ağa ya da adam maalesef böyle bir şansı yok. Netice itibariyle yani bu birinci kısmı, sözün özünün birinci kısmıydı. Bu ikinci kısmı da ağa şunu düşünmedi hiç. Acaba ya da adam bunu hiç düşünmedi. Benim başıma niye geliyor bunlar? Ya ben niye böyle bir musibetle karşılaşıyorum? Veya bu hayvanlarım niye ölüyor? Ben neyi yanlış yapıyorum? Diye bir sual etmedi kendisine. Her seferinde ne yaptı? Problemi kendisinden uzaklaştırdı. Dolayısıyla problemi bu şekilde çözdüğünü sandı. Şunu düşünmedi. Acaba Allah bana burada nasıl bir mesaj veriyor? Yani hayvanlarım hasta mı acaba? Niye ölüyor? Bunu sormadı. Acaba bu musibetleri yani Allah'ı benim malımla sınaması acaba bana nasıl bir ders verilmek isteniyor? Benim neyi anlamam gerektiğini düşünmede
Yani adam bunu hiç düşünmedi, hiç bunu sorgulamadı. Direkt ne yaptı? Onları satmaya karar verdi. Artık iş kendisine gelince işin ne olduğunu, kendisine verilmek istenen mesajın ne olduğunu anladı ama artık iş işten geçmiş oldu. Dolayısıyla biz de karşılaştığımız olaylara, durumlara biz oradan bize verilmek istenen mesaja bakacağız ki bu sözün özüdür. Yani burada anlatılmak istenen, bize verilmek istenen kıssadan hissenin özünde bu var. Olaylarla, durumlarla karşılaşabiliriz. Başımıza musibetler gelebilir, belalar gelebilir. Bize verilmek istenen mesajın ne olduğunu odaklanmamız gereken kısmıdır. Musibetin nasıl olduğu, ne şekilde geldiği, bize nasıl bir zararın dokunduğu elbette düşünülmesi gereken kısımdır. Ama en özünde sorgulamamız gereken şey bana nasıl bir ders veriliyor? Ben neyi yanlış yapıyorum? Şöyle bir hatalarımızı ne yapacağız? Sorgulayacağız. Yaşantımızı sorgulayacağız, yaptıklarımızı sorgulayacağız ki bize bir neticeyle dönebilsin diyelim. Çok da uzatmadan başka bir Sözün Özü programında görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.